O kadar çok mutluyum ki bazı eser vardır. Bunun bir şekilde anime yaparsın. Ya kötüdür, genellikle kötüdür. Yani oyun adaptasyonlarının filme yansıtılması hüsranla sonuçlanır. Ya da eşittir ya da tam tersine hani başka bir bakış açısı verir. Hani ana ürün neyse onun filmi, onun kitabı artık neyse yani türevi ne çıkıyorsa bazen yani ana şeyde gösteremediklerini o diğer türevli şeylerde göstermek isterler. Ve böyle de olunca süblimine ediyor. Çok valorize ediyor. Yani değeri arttırıyor. Ve ben çok mutluyum çünkü ben kendim Last of Us'u 1-2 bitirmiş bir insan olarak ve bana sorun mesela oyun dünyasında en çok etkilendiğiniz, pardon, sinematografik anlamında en çok etkilendiğiniz olay nedir diye Last of Us 2 ve 1 oyunlarından bahsediyorum. Annem hiç oyunla alakalı değil. Oynadığımda gameplay de dahil olmak üzere annemi oturtturdum. Sen bunu izleyeceksin diye ve izledi de çok hoşuna gitti. Öncelikle şunu bahsedeyim. HBO bu ya hakikaten şey var. Yani imkan vardı bu dizide. Ortam olsun, insan olsun, çevre olsun işte dediğim gibi en çok aklıma gelen bu araba sahnesinde işte o insanlar geliyor ya arabanın üzerine, o çok güzeldi işte o uçak sahnesi, uçağın düşmesi, ondan sonra akabinde bu şehir şey yıpranmış bir şehir 20 yıl sonra muhabbetleri, yani bakıldığında işte bu araba sahnesinin içerisindeyken işte bu solda yanan evleri görmeleri vesaire, yani imkan vardı. İmkanlarından bahsettikten sonra şimdi kronolojik sırasına girelim. Ben öncelikle hani bu dizinin birinci partı vardı. İşte Joel'in baba oluşunu daha çok görüyordum ve kızıyla olan ilişkisini ve Sarah'ı daha çok görüyordum. Yani Joel'in gerçek kızı. Bu kısmı şöyle çok enteresan biz oyuncular için. Şimdi ben empati yapıyorum. Hiç oyunu oynamamış bir insan. Bir de oyunu oynamış bir insan bakımına zaten beni tatmin ediyorsa hani oyunu hiç oynamamış adamın tatmin etmeme gibi bir durumu olmaz. Çünkü şöyle bir güzellik var. Referanslar mevcut. Konuşmalar aynı bazen. Oyunda gereksiz gördüğüm veyahut da bilemediğimiz, göremediğimiz anlarda da dizide var ve çok da güzel, objektif bir dizi. Yani bir büyük dizilere match yapabilir. Birinci bölümden bahsediyorum bu arada. Bu sadece birinci bölüm için özet. Ondan dolayı hani o oynamayıp da beğenmeme, hani eğer tarzınız değilse o ayrı da tarzınızsa hani beğenmeme gibi bir olasılık görmüyorum. Ve onu diyordum aslında. Saga olan sahnesi ilk işte part. İşte bu biraz günlük hayatı görüyorsun. Belli bir sıkıntılar var uzakta. İşte nasıl Amerika'ya yansıdığını, işte o Sagan'ın komşularına gidip o ninenin işte ilk hastalanması vesaire, o kadar güzel yapıldı ki. Ve bu biz oynarken hani hep böyle ima hayal etmeye çalışıyorduk nasıl olabilir, çünkü direktmen hani nasıl diyeyim yani o araba sahnesinde başladık. Biraz evde bir sahne var. Direktmen onun sonra araba sahnesi var. Bir de bu pardon, kız muhabbetleri var. İşte bu doğum günü vesaire durumları. Ama yoksa hani bir komşu vardı, kimdi, tipleri neydi? İşte onlar saldırdı, oradan bir ateş görüyoruz falan. Yani bunlardan hiçbirisi yoktu oyunda. Vardı böyle bir komşu, o kadar. Sadece duyduk yani. Ondan dolayı işte böyle köpeği duyuyorsun. Çok da görmüyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam görmüyordun köpeği. Ondan dolayı ama burada köpeği hani neye benzediğini ve orada yani Cordyceps'e hastalıklı o nine, ha çok da güzeldi ya. Hani düz bir zombi değil, anladınız mı? Yani hani zombi değil, daha organik, daha hareketli ama şey de değil yani. Şimdi mesela orada Cordyceps'li hastalar oyunda düz işte saldıran bir tipler, aynı zamanda ağzından bir şeyler çıkıyor falan. Hani zombiyle işte normal hani hastalıklı agresif insan arası gibi bir şey. Zombiler bildiğimiz çok yavaştır, hani hızlı gitmiyor falan hesabı. Çok çok beğendim ya, korktum da hani tırstım ya. Köpeğin rolü de çok güzeldi. Yani köpek o kadar
köpeğin gözünde korku hissediyordunuz. Hani artık nasıl eğittiyseler hani o kadar insan inanıyordu ki o dünyaya, o olaylara vesaire. Ve tabii burada enteresan olan Joel'in biraz da baba oluşunu görüyorsun. İşte aynı zamanda çok şeyden yoksun da olabiliyor. Vicdandan da yoksun olabiliyor ama aynı zamanda çok fedakar da birisi aynı anda. Polisle karşılaşma sahnesi. Bak şöyle diyeyim. Yine duygulandım. Ne beklediğimi bilmeme rağmen yine duygulandım. Ve o sahneye gelinceye kadar hani ben o sokaktaki World War Z filmi vardı. Ona biraz benzetilebilir ama gerçekten yani gördüğüm o sokakta insanlar aynı zamanda insanlar mı, birisi mi saldırıyor, arabanın üzerine gidiyor. Hani Joel diyor ki artık kızı var hani git üzerine, işte Tommy diyor ki ben üzerine mi süreyim ne yapayım. Hani sürmekle sürmemek arasında empati yapıldığında gerçekten bu durumda da olabiliriz. Böyle bir durum var hani insanlar saldırıyor, zombi olabilir ama aynı anda olmayabilir. O psikolojiyi çok iyi yansıtıyor. Ondan dolayı yani diyecek hiçbir şey yoktu. Sahneler buradaydı. Roller, Sara'nın oynayışı hani o ölme sahnesinde yani... Ve oyundan bahsedeyim burada. İkinci partındayız. 20 yıl sonrası aşamasında. Zaten o öyle bir kan donduruculuk var ki o daha küçük yürüyen çocuğu görüyorsunuz ya şehire varırken. Oradan ne olacağını tahmin ediyordum. Ve o da çok etkileyici. Çünkü orada bir yeni dünyanın tanıtımı var. Aynı zamanda diyalog konusunda hani benzer... Yani benzer duyabileceğimiz şeyler de var ama aynı zamanda dünyanın soğukluğu da gösteriyor. Yani 20 yıl sonra ne kadar şeyler, ne kadar dünya değiştiğini ve oradan o çocuğun cesedini yakıyorlar vesaire. Aynı zamanda şey de çok enteresan. Mesela 2003-2023 transition'ı vardı ya, ilk sahnede işte aslında bizim gündelik sorunlarımıza da eğiliyor. Yani Cordyceps'in işte orada önce bilim insanı işte Cordyceps aslında karıncalara bulaştığını, karıncaların da beynine dalıp işte karıncayı olabildiğince hayatta tutuyorlar ki hani istedikleri gibi kullanabilsinler. O da diyor ki hani birazcık ısınırsa havalar, birazcık ısınması yeterli hani. O Cordyceps olur da bir insan beynine geçerse ne olur falan böyle modundalar. Kaybederiz. İnsanlık kaybeder falan. Yani çok böyle özgüvenle başlıyor dizi. Ya işte virüsler, mikroplar elbet üstesinden geliriz. Ama mesela işte bunları açıp 20 yıl sonra bizim bu zamanki yıllarımızda hem böyle bir ekolojik bakımından ısınma sorunlarını eğiliyor. Ve tarih hani o sorun olduktan sonraki hani şu anki izliyoruz 2023'ü. Ondan çok çok manalıydı o anlamında. Ve oyunda dediğim gibi orada Tess'le karşılaşıyoruz. Robert'le karşılaşıyoruz. Niye Robert özellikle söyledim? Bak Robert aslında oyunda çok böyle gereksiz gördüğüm bir sahneydi oyunda. Ve bunu zaptladılar. Zaplamadılar. Anlatıyorlar Robert'i. Anlatırken de çok böyle gereksiz yer de koymuyorlar. Çünkü mesela oyunda bayağı bir yeri vardı. Ve birden öldü o oyunda. Ve bir yerden sonra diyorsun ki yani gereksiziydi. Çünkü o Robert sahnesinde de pek bir şey de anlamıyorsun. Bir karakter gelişimi de yok. Ama filmde tam tersi. Hani filmde mesela Robert oluşu hani öncesinde işte yaralanıyordu şeydi, test oyunda. Hani ne olduğunu da bilmiyorsun tam anlamıyla. Ve o sahneleri hem zaplamak için hem o karakterlerin ne oldu bittiğini ve karakterini gelişimini görmek için de çok güzel. Ondan dolayı o sahne çok hoşuma gitti. Biraz detay sahneler de vardı ama o detay sahnelerle insanların ne mal olduğunu daha net belli oluyordu. Mesela şey örneği gibi hani adam mesela Firefly terör yani örgütünden yaklaşıyor Joel'e diyor. Kayboldun mu diyor. Kaybolduysan sana bir önerim var. Joel direktmen diyor ki eğer işte Firefly'in bir logo sloganı var işte karanlıklarda aydınlığa doğru koş. O da diyor ki eğer aydınlığa doğru koş desen işte senin çeneni kıracağım falan. Hani o da güzel sahneler. Hani oradaki komünitenin nasıl olabileceğini ve Firefly işte örgütleri alabilmek için yani, işte, yani tarikatlarını arttırabilmek için örgütlerini nasıl bir yol izleyebileceğini de görüyorsunuz. O yönden de çok hoşuma gitti. Ve Tess karakteri hani soğuk
belalı. Ve aynı zamanda mesela Joel ile Tess arasında bir ilişki vardı. Hani aslında dediğim gibi hayal edebiliyorduk ama göremedik. Orada hani sarılmaları falan çok hoş oldu. Çünkü o aynı zamanda... Ya dediğim gibi aslında oyunda göremediğimiz, hayal etmemiz için zorlandığımız hani bu seçenekler burada gösteriyor ama gıdım gıdım, hani çok böyle oyun formatına da girmiyor. Tam dizi, aynı zamanda oyunda olmayanı da veriyor. İşte hakikaten Neil Druckmann şey gibi oldu, hani oyunu yaptı. Yani oynuyor mesela, birkaç sene geçti. Ya diyor ki bunu böyle yapmalıydık anasını satayım. Dur, dizide yapacağım. Hani hakikaten yani bu diziyi yapanlar, yönetenler, kastlar çok geniştir de. Ama teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de Neil Druckmann'a, bir de giriş opening. Yok, Gustavo Santaolalla müthişti yani. Yani dediğim gibi ondan sonra... bir de en büyük hususa varacağım. Ya burada... çok şey polemik oldu. Yani işte Ellie karakteri. Bakın Ellie karakteri tip hiç uygun değil. Ben diyordum ki oğlum bu ne yani? Tamam, Pedro Pascal biraz benziyor Joel'e de. Andrew Ellie hiç andırmıyor. Bakın ben özellikle Ellie'nin oyunculuğundan çok etkilendim. Çünkü Ellie tip olarak alakası yok. Lakin atipik bir karakteri var Ellie'nin oyunda. Ağzını açtığı anda dizide tamam dedim. Ben Ellie'yi hissettim. Ellie'yi gördüm ben orada. Ve çok hoşuma gitti. O farklı bir tip olsun, farklı bir yorumlama tarzı olsun ama karakter aynıydı. Ve dediğim gibi aslında en çok beni şaşırtan oyunculuk anlamında yine Ellie'ydi. Neden tipte çok benzemedin, neden bunu tercih ettiklerini de anlıyorum. Çünkü Ellie karakteri bir zamandan irdelemeye gerektiren bir karakter. Çünkü çok saf başlayıp hani saf, zeki, çok böyle yani amiyane tabir kullanan, çok böyle argolaşabilen, yani şımarmış bir kız gibi. Ama aynı zamanda o şımarıklığı ele alamamış bir kız da. Ondan dolayı ve çok saf başlayıp, yani saf başlayıp, yani o körpe derler ya işte, bu gözündeki o fer yanıyor. Hani biraz o var. Ve Ellie oyunda da hani Ellie Last of Us 1'in sonundan 2'nin sonuna kadar nasıl bu karanlık dünya onu değiştirdiğini hani fiziksel olarak da görüyorsun. Zaten duygusal anlamında yani görülüyor işte yaptığı hareketleri falan, ama fiziksel olarak da görülüyor bu. Ve bu çok kıymetli. Ve aynı zamanda hani bu kadar sade yüze sahip olmasını da anlıyorum. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda, yani ben Neil Druckmann'ı biliyorum, kaç kere oynadım, tükettim, irdeledim müziklerini. Hani Naughty Dog çok böyle teferruatlara çok böyle önem veren bir firma. Hani müzikler mesela fark etmişsinizdir. İşte o saga sahnesinden sonuna kadar olsun küçük müzikler var. O müzikler bir boşluğu anlatır, bir yokluğu anlatır. Kötü olabilip ama aynı zamanda ucuna ışık olabilecek bir ambiyansı vardır. Ve o müzik değişimlerinde sahneler de değişiyor. Mesela dediğim gibi Vanishing Grace var. Ünlü bir müzik. Vanishing Grace çok güzel bir sahneyle çıkıyor ortaya. Ama sahnenin sonunda böyle bir sorgulama kısmı var. O sorgulama kısmında çatallaşma oluyor müzikte. Yani bahsettiğimiz firma, Naughty Dog firması, böyle bir firma. Ondan dolayı teferruat kısmına çok irdelediklerini biliyorum, yapıyorlar da. Ve o Ellie'nin sadeliği de bilerek de alınmış diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum tabii. Ellie karakterini şu an ismini unuttum. Çok teşekkürler. Naughty Dog'a çok teşekkürler. Başka diyecek hiçbir şeyim yok. Ve mutlaka Last of Us'u izlemediyseniz izleyin. Mümkünse... oyunun da oynayabiliyorsanız da oynayın. Yani belli bir şey birikiminiz olsun, oyun tecrübeniz olsun ki ona atılabilesiniz. Ve gerçekten hani iki gözüm, iki çeşme ve bu hayata karşı olan iyilik kötülük duygusunu, insanın ne olabileceğini, neye evrilebileceğini gördüğüm ve bakış açımı değiştiren oyun diyebilirim. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao.